Sedat Peker sonucunda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Evet, bir şeyler konuştu. Yani bu iddialar doğru olduğunu biz biliriz. Neden doğru olduğunu biliriz? Sedat Peker'den değil. Ben cezaevine girmeden önce 2018'de resmi olarak buranın emniyetine istihbarat gelmişti. Beni öldürme istediler diye. Sifariş Azerbaycan'dan olduğuna dair. Benim yanımda resmi polis vardı. Hatta bir iki nefer adam yakalandı. Bunlardan biri Kazak idi. Gidip poliste ifade verdi. Beni nece öldüreceklermiş, nece şeyleneceğimiş. O Lotukili buradan mı şimdi çevirdi? Evet, Lotukili'nin tamamıyla Lotukili'nin işiydi. Lotukulu da kimin adamı olduğunu, memnisedi, memnun lazım diyor. Kim besleyirdi, kim dost edirdi. Hatta böyle bir anını size hatırladım. 1918'in yaz ayında benim telefonuma bir zenk geldi İtalyan nömresinden. Telefonu açtım. Kalktılar ben dediler ki ben Lotu Guluyem. Özüden gelirdi. Ben Lotu Guluyem. Dedim buyurun, ben de mübarizim. O bizim kardeşimiz hakkında diyor, çok bir şeyler danıştı. Yani onları danışmamak lazım. Dedim kimdisin kardeşimiz? Anar Aliyev'in adını verdi. Rövnek'in dayısı oldu. Evet, onun adını verdi. Ben bu vardı, poliste de ifadem var. O zaman benim telefonumu dinliyor emniyet. O kayıtlar emniyette var. Hı. Türk emniyetinde var. Çok özür istiyorum. Herkesten, seyircilerden özellikle. Memlik sukunumda ne kadar söğüş varsa hamısını söyledim. Allah Allah. O da özür istiyorum deyip kapattı telefonu. Konuşmamız bu kadar oldu. Yani sen kimsen? Yani biz ellerinden kokmuruz. Ellerine gülürüz. Yani hiçbir zaman hiçbir mafya bize diş geçirebilmedi, geçirebilmez. Çünkü ben o insanlardan dönemse kiminse kabağında esmer kaldırım. Üstümüze geleni biz gözlemeriz, o bizi vursun. Biz onu vurarız birinci. Artık onda Mehmet Ardı benim yanımda değildi. Zaten onların yanındaydı. Emniyet bu benim dilekçem üzerinden Lotukulu'nu buradan deport eledi. Sizin dilekçenizden, erzeyle. Benim erzeyle bu adamın burada ne işi var? Daha doğrusu emniyet benden gelip ifade aldı. Benim sesim, telefon konuşmam kayda geçmişti, ifademi aldı. İfademi aldım, ifademi verdim ben. Ve ondan sonra o zaman Mustafa Çalışkan, İstanbul Emniyet Müdürü, bu hatta Vugar'la beraber biz gitmişti şeye, ziyaretine onun. O kayıttı, dedi ki biz bu Lotukulu'da... Mustafa Çalışkan sonra özünü öldürdü, o öyle mi? Yok yok, Mustafa Çalışkan şu anda da emniyettedir Ankara'da. İstanbul Emniyet Müdürü. Evet. İstanbul'un polis reisi, Azerbaycan'sı. O bana dedi bu Lotukulu'nu biz deport eledi sene göre. Bizim Allah razı olsun, ben ondan çekineceği bir şey imzadım yok. Et düz de etme düz de. Önemlisi oldu ki buradaki Azerbaycanlıları sıkıştırmasın. Çünkü buradaki Türklere ilişmirler. Kime ilişkiler? Yazlık Azerbaycan iş adamları, o balaca orta sınıf işçiler. Var idi öyle şeyler. Belli çok vardı. Bana gelip yüzlerle diyordular, ben haber gönderirdim, el çekirdiler. Yüzlerle Azerbaycanlıları ezmeye, benim sayımda buradaki Azerbaycanlıların yakasını bıraktılar. Koymadım esinler. Onu deport elediler. 2020'de beni içeri alandan sonra o geri kayıttı. Zaten geri kaydından sonra bir hafta sonra da öldü. Vuruldu burada, öldü. Bunlar hamısı aynı bandadılar. Aynı kamandadılar. Yani bunu neyle kokmayarak söylüyorum? Telefon kayıtları var yani. Adam beni arıyor. Diyor Anar Aliyev'i sen kötü... Anar'ın müdafiyesi için. Sen ki onun adına pis danışma. Ben Lotukulu'yam. Yani adam düşünür ki ben zen gelirim indi mübarize. Mübarize de korkudan diyecek, bağışla kardeş bir delemerim. Tam tersine ağzımda ne söğüşler varsa hamısını söyledim. O da üzül istip telefon bağladı zaten. Konu bundan bitti. Bu kayıtlar bir dedirem. Türkiye'de, emniyette var. Polis'te.
maraqlanan varsa gedib dinləyə də bilərlər. Hətta o zamanlar asayişin başında Əhməd deyərək əmniyyət müdürü vardı. İstanbul asayişin başında Əhməd bəy məni aradı. Biz bu işin takibindeyiz dedi. Dedim Allah razı olsun, mənim qorxacaq bir şeyim yoxdur. Gəlirsə gəlsin, gözləyirəm. Biz əsker adamız. Onlar sözlə danışır, biz savaşı görmüş insanları. Yani gəlsinlər, problem deyil, gözləyirik. İki gözlə gözləyirəm, gəlsinlər. Siz Lohtuqulu öldürüləndə haradaydınız, həbsdə? Cəzaevindəydim. Necə qarşıladınız, nə düşündünüz eşitəndə xəbəri? Üzüldüm. Nə olur olsun, azərbaycanlıdır. Yəni, fərq etməz, mafiyada nədir, azərbaycanlıdır. Ona, daha çox ona deyil, onun uşaqlarına, onun yoldaşına, onun ailəsinə, sevənlərinə üzüldüm. Yəni, sonucu da bir can gedir. Mənim anlamımda namus davası yoxdursa, heç kim heç kimin canından oynamamalıdır. Mənim tərbiyəmdə. Canı sən vermədin ki, sən alasan. Allah verib, Allah da alacaq onu. Əskər olursun, mənim kimi məsəl üçün, savaşda olursun, o başqa, ya sən vuracaqsan, ya səni vuracaqlar. Siz əskər də olursunuz, savaşda da olursunuz, elə mi? Əfqanistan savaşında, elə mi? İki dəfə komandirovka gedmişəm. Olanlar üzücü şeylərdir bunlar hamısı. Üzücü şeylərdir. Üzüldüm. Yalan ne deyim, üzüldüm. Üzüldüm, sonucda bir Azərbaycanlıdır. Allah rəhmət eləsin. Bəli, maraqlıdır ki, Lohtuqulu bir dəfə mənə də zəng eləyib. Məndən bir prezidentin köməkçilərindən birinin xahişini eləyib. Çox maraqlıdır. Yəni, mənə o telefonda, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsərəm. Mənə o telefonda şey dedi, Azərbaycan dövləti mənim dalımdadır. Dövlətdə çox insan mənim adamımdır. Yəni, bilirsən də bunu. Dedim, əgər dövlət sən kimi adamlara qalmışsa, deməli, o dövlətdir, dövlət deyil. Bunu da dedim. Elə sərt olub kifayət qədər dan. Sən kimsən sən, dövlətin sənə ehtiyacın. Dövlətin istihbaratı var, dövlətin MTN-i var, dövlətin polisi var, ordusu var. Sən kimsin? Nəsin yəni? Yəni, bir mafiya parçası. Yəni, güclü bir iş adamına dişivi keçir, görürüm, kime keçirə biləsən. Keçirdiyin orta sınıf, yazıq bazarda alver eləyənlər, yox. Balaca işləri olan, bir dənə böyük iş adamı görsəsin, kimi dişini keçirdi bilər. Yox edib keçər üstündən. Hər böyük iş adamının öz ordusu var. Sizin də mi ordunuz var? Hər kəsin olduğu kimi. Təbii ki, bizim də qorumalarımız var, əskərlərimiz var, güvənli şirkətimiz. Mən müşahidə elədim, qorumalarımız, yəni, çox sıxı qorumanız var. Mənim qorumalarım hamısı əskərdir, polis kökənlidir, dövlətin verdiyi.